Herkese merhaba. Xiaomi'nin günden önce yaptığı bir lansmana katılma şansım oldu. Lansmanın önceliğinde ise Redmi Note 12 ve Note 12 Pro model yeni akıllı telefonlar vardı. Beraberinde de Xiaomi'nin yeni ekosistem ürünlerini de yine bu etkinlikte görme şansımız oldu. Lansmanda en çok şaşırdığım ise yeni Redmi Note serisinin fiyatları oldu aslında. Dürüst olmak gerekirse çok daha yüksek bir fiyat beklerken 8499 TL'den başlayan fiyatlarla böyle iyi bir telefonun Türkiye'ye gelmesi Xiaomi'nin güzel bir sürprizi oldu. Fiyatı en başından söyleyerek başladım çünkü karşınızda aslında tam bir fiyat performans ürünü var. İsterseniz sözü daha fazla uzatmayalım. Redmi Note 12'yi yakından tanıyalım. Hadi başlıyoruz. Yüksek enflasyondan dolayı artık çok uygun fiyatlı beklediğimiz telefonların fiyatları bile aşırı yüksek gelmeye başladı. Maalesef bu süreçte iyi bir telefon alırken zorlanıyoruz ve uzun yıllar bize sorun yaşatmayacak fiyata da performansıyla orantılı olarak uygun olacak bir telefon arayışımız sürüyor. İşte Redmi Note 12'nin çıkış noktası tam olarak bu. Çok yüksek fiyatlara gitmeden gelişmiş özellikler elinizin altında. 6.67 inçlik ekran büyüklüğüne sahip olan telefon Full HD Plus AMOLED ekranla geliyor. AMOLED ekran teknolojisinin getirdiği özellikler ve 120 Hz ekran yılımı hızıyla birlikte ekran daha akıcı bir deneyim sunuyor. Diğer bir deyişle uygulamalar arasında dolaşırken veya oyun oynarken daha hızlı bir yapı sunulmuş. 188 gram ağırlığıyla bu büyüklükte bulunan telefon arasında hafif sayılabilecek bir ürün olan Redmi Note 12 %85 ekran gövde oranına sahip 1080x2400 piksel çözünürlük sunuyor. Beraberinde de Gorilla Glass 3 cam korumasıyla geliyor. Bu koruma telefonların ekranlarının çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olması için tercih ediliyor ve bu segmentte bulunan birçok telefon içinde artık bir standart halini almış durumda. Telefonun performansını daha yakından görmek adına Redmi Note 12 ile biraz oyun oynayalım. Gördüğünüz gibi oyunlar söz konusu olduğunda Redmi Note 12 işini gayet iyi yapıyor ve pek çok popüler oyunu keyifle deneyimleyebiliyorsunuz.
Dahili hafıza tarafında ise 128 GB'lık bir depolama alanı sunuluyor ve 6 GB RAM eşlik ediyor. Depolama alanının yeterli gelmeyeceği durumlar için de microSD kart desteği sağlanıyor. Toplam hafıza arttırılabiliyor. Gelelim kamera performansına. Telefonun arka yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Yapay zeka destekli 48 megapiksel çözünürlüğü görüntü alabilen ana kameraya, aynı zamanda 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel de makro kamera eşlik ediyor. 1.8 diyafram açıklığında olan ana kamera, ışığın yeterli olduğu anlarda detayları kaybetmeden fotoğrafları yakalayabiliyor. Loş ortamlarda da yine başarılı bir performans gösteriyor. Açıkçası gece modunu kullanarak da çektiğim görüntülerden memnun kaldığımı söyleyebilirim. Beklenti üzerinde ışığı iyi alıyor ve fotoğraflarda detaylar belirgin görünüyor. Gece modu dışında daha geniş açılı görüntü yakalamak isteyenler için ultra geniş kamera yine kullanılabiliyor. Makro kamera ile de yine yakın çekim yapmak mümkün. Cihazın ön yüzünde de 13 megapiksel geniş açılı kamera mevcut ve 1080p 30fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Arka kamera kurulumuna geri dönelim. Video kaydı noktasında 1080p 30fps desteği burada da sunulmuş ama 4K desteği yok. Fotoğraf ve video performansından konuştuğumuza göre yaptığım çekimleri isterseniz bir göz atalım. Bu arada hatırlatma da yapayım bu noktada. Redmi Note 12 ile çektiğim fotoğrafları kendi ekranınızdan incelemek isterseniz de videomun açıklama kısmından yine bir bağlantı adresi paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Telefonda aynı zamanda biyometrik güvenlik de var. Yani ne demek bu? Parmak izi sensörümüz de var. Yüz tanıma teknolojisi de var. İkisi gayet hızlı çalışıyor. Telefon öne çıkan bir başka özelliği de 3.5 mm kulaklık yuvasına sahip olması. Bu yuva sayesinde geriye dönük destek sunan şirket, Type-C girişini kullanmayan kulaklıkların da telefonda kullanılabilmesini sağlıyor. Kutusundan ekran koruma kılıfıyla çıkan Redmi Note 12 maalesef telefon kılıfı sağlamıyor ve kullanıcının ayrıca ücretini ödeyerek kılıf edinmesi gerekiyor. Kutu içeriğinin biraz zayıf kaldığı aslında söylenebilir. Son olarak batarya ömründen bahsedelim. Redmi Note 12 33 watt hızlı şarj desteğiyle geliyor ve 5000 mAh kapasiteli bir bataryası var. Dolayısıyla kullanıcılar pil endişesi olmadan daha fazla uygulama kullanabiliyor ve daha fazla fotoğraf çekebiliyor. Tüm bunlara yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumu, dikkat çeken gece modu özelliği ve bir dizi kullanışlı eğlenceli özellik ve filtre eklendiğinde bir zamanlar yalnızca amiral gemisi telefonlarda bulunan kamera performansını artık bütçe dostu fiyatlarla da ulaşma şansınız oluyor. Redmi Note 12 son zamanlarda satışa sunulan ve fiyatının hakkını sonuna kadar veren ender telefonlardan biri. Şu sıra orta segment uygun fiyatlı bir telefon arayışınız varsa Redmi Note 12 aklınızda olsun. Redmi Note 12 Pro'yu da yine test etme şansı bulduğumda da yine burada ekranda yine sizlerle deneyimlerimi paylaşacağım. Bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.